Evet sayın seyirciler, günün getirdikleri devam ediyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Milletvekili Asım Akansoy ile birlikteyiz. Gündemdeki gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz üzerinde. Varsa soruları, mesajları bekliyoruz. 4143 SMS numaramız, bize kısa mesaj gönderebiliyorsunuz. Telefonlarınızdan aynı zamanda sosyal medyadan, Facebook'tan, Twitter'den de ulaşmanız mümkün. Hoş geldiniz diye. Merhabalar. Öncelikle sayın Akansoy, bir dönem sağlığınız sanıyorum biraz bozuktu. Nasıl sağlığınız diye hemen soralım. Evet, gayet iyi. Uzun süredir görmüyoruz ekranlarda bir süre sizi. Dinlendim. En son sizin programda kalmıştık. Sizin programa katılamamıştım. Dolayısıyla davetiniz üzerine yeniden televizyonlara çıkmaya başladım. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun diyelim bu vesileyle bir kez daha size. Gündem yoğun aslında. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de ağırlıklı olarak konuşuyoruz ama çok sahada bir heyecan yok gibi. Sizin gözleminizle? Doğru aslında söylediğiniz. İlk başta tabii daha canlı bir ortam vardı. Bu canlılık ortadan kalktı şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili. Nedir bu? Genel sebebi? Olarak baktığımızda birkaç sebep sayılabiliriz. Aslında bir tanesi toplumun siyasete olan ilgisinin, siyasetçiye olan güveninin azaldığı bir dönemde böyle bir seçim süreci, seçim kampanyası elbette çok etkili olamıyor. Bir ikincisi siyasi partilerin yapmış olduğu kampanyaların çok güçlü olmadığını ben düşünüyorum. Yani toplumu cezbeden, toplumun içine giren, toplumu heyecanlandıran, topluma çok güçlü ışık veren kampanyalar henüz yok. Ümit ediyorum bu önümüzdeki işte 50 günlük dönemde çok daha etkili çıkışlar olabilir. Çok daha yüksek bir tansiyon izleyebiliriz ama şu ana kadar adaylar birazcık daha kendi çevrelerine, işte evlere gidiyorlar, televizyonlara çıkıyorlar. Kendi vizyonlarını aktarıyorlar ama vizyonlarının da çok aşırı donanımlı olduğunu ve kendi içerisinde aşırı farklılıklar içerdiğini söylemek zor. Dolayısıyla bunun bu süreci birazcık yumuşattığını düşünüyorum. Birazcık heyecanı hafiflettiğini düşünüyorum. Farklı görüşlerin çatıştığı, farklı görüşlerin masada karşı karşıya geldiği bir ortam içerisinde olmamamız elbette bu tansiyonu düşürüyor. Dolayısıyla aslında burada halka da seçim konusunda birazcık daha zor bir tercih yapma durumu ortaya çıkarıyor. Halk da bu bağlamda kişinin özelliklerine bakıyor. Kişinin dürüstlüğüne, verdiği sözlerin yerine tutup yerine getirip getirmediğine, hangi partilerle birlikte hareket ettiğine, tüm bu faktörler aslında seçmeni ciddi anlamda etkileyen faktörler. Tabii çözüm hedefi müzakere masası artık sağ siyasetin de ana söylemi noktasına geldikten sonra o bahsetmiş olduğunuz farklılık sanıyorum tamamen ortadan kalktı. Sayın Eroğlu da artık müzakere masası kurulmalıdır ve devam etmelidir diyor. Burada tabii bize de bakmak lazım. Yani çözüm yanlıları Eroğlu'nun çözüm konusundaki söylemlerini istenilen ölçüde zorlamadı diye düşünüyorum. Çünkü Sayın Eroğlu'nun çözüm istemediğini biliyoruz. En azından talep ettiği çözümün olabilecek bir çözüm olmadığını biliyoruz. Yani BM kriterlerinde, BM parametreleri çerçevesinde kendisinde imza attığı 11 Şubat metni bağlamında veyahut Sayın Talat Hristofyas'ın öngördüğü işte 23 Mayıs 1 Temmuz anlaşmalar çerçevesinde veyahut yakınlaşma kağıtları bağlamında bir çözüme gitme hedefi amacının olmadığını, niyetinin olmadığını çok iyi biliyoruz. Yani dolayısıyla burada özellikle çözüm güçlerinin bu farkı ortaya çıkaracak söylemleri daha fazla öne çıkarması gerekiyordu. Bunun öne çıkarılamamış olması var olanın tekrarına döndü. Yani var olanın tekrarı ne? Rumlar masadan kaçıyor. Şu anki gündemi göz önüne alacak olursak Rumlar masadan kaçıyor. Peki nasıl olacak da Rumları masaya oturtacaksın? Bunun çok fazla net bir cevabı yok. Dolayısıyla Sayın Eroğlu da bundan bir ölçüde faydalanıyor. Bu çok önemli bir mesele. Ama işte ne bileyim ben Amerika nezdinde, BM nezdinde, ABD Avrupa Birliği nezdinde yapılacak girişimler, Kıbrıs Rumlara dönük söylemler. Mesela ben bu süreçte adayların hiçbirinin, bizim adayımız dahil, Kıbrıs Rumlara dönük hiç konuşmadığını görüyorum. Halbuki toplum lideri olarak muhataplarınızdan bir tanesi de
Kıbrıslı Türkler olduğu kadar ve sorumluluk üstlendiğiniz kadar Kıbrıslı Rum seçmendir de aynı zamanda. Kıbrıslı Rum vatandaştır da, Anastasiadis'tir de. Çünkü siz barışı kendi başınıza yapamazsınız. Siz doğal olarak Anastasiadis'i masaya getirtebilecek formülü üretmeniz lazım. O anlamda da ezber bozucu yeni siyasi söylemlere ihtiyaç vardır. Yani geçmişin tekrarıyla yeni bir şeyin kurulamayacağını siyasette artık çok iyi biliyoruz. Yani bu hem iç siyasette böyledir, hem siyasi partilerin içinde bu böyledir, hem de Kıbrıs sorununda böyledir. Dolayısıyla ben masaya otururum ve daha iyi yaparım. Bu bir teknik söylemdir, bu bir niyet belirtisidir. Daha iyi yapmak. Ben Kıbrıs sorununu daha çok çözebilirim, daha kısa zamanda çözebilirim. Nasıl çözebilirsin? Hangi araçları kullanacaksın? Nasıl bir lobicilik yapacaksın? Güney toplumuyla ilişkilerini nasıl geliştireceksin? Vesaire vesaire. Bunlar daha da çok çoğaltılabilir. Ama şu ana kadar çok fazla ezber bozucu söylemlerin üretildiğini, tartışıldığını görmedim. Bekliyorum. Özellikle bizim adayımızdan, Sayın Sibel Siber'den ve Sayın Akıncı'dan bunu bekliyorum. Çünkü Sayın Eroğlu ve Sayın Özersay'ın malumdur. Var olanın tekrarı üzerine kurulu bir söylemi geliştireceklerine inanıyorum. Çünkü statükonun... Öz eleştirim mi yapıyorsunuz Sayın Cetepe için de? Zaman zaman söyleniyor çünkü hani Eroğlu'nu seçim dönemiyle ilgili değil, genel olarak hükümet sürecinde de Eroğlu'nu ya da çözüm söylemini yeterince eleştirmemekle, hatta çok uyumlu görünmeye çabalamakla da eleştirildi Cetepe. Bir öz eleştirimdir bu. Ya bunu şöyle söyleyeyim isterseniz, duruş olarak gerek Cumhuriyetçi Türk Partisi yönetimi gerekse TDP yönetimi, özellikle sarayda yapılan görüşmelerden sonra yaptıkları her açıklamalarda işte Kıbrıs Türk tarafı oturduk, görüştük, bir yol haritası çizdik, yolumuza devam edeceğiz. Sanki her şey güllük gülistanlıkmış, sanki Cumhurbaşkanı çözüme inanıyormuş, bütün sorunların sorumlusu sadece Rumlarmış, işte doğalgaz meselesi, Navtex faktörü, Barbaros faktörü, Avrupa Birliği etkileri yokmuş. Yani bu gibi konularda toplumu aydınlatıcı ve siyasetin kendini farklılaştırıcı özelliklerini, dilini üretemediklerinden dolayı ben doğrusunu söylemek gerekirse bunun Eroğlu'na bir az da olsa bir katkı yaptığını ve benzeşmeyi ürettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bizde de bu hata yapılmıştır. Buna inanıyorum. Hala daha çeşitli bağlamlarda bu gündemdedir. Yani örneğin Navtex konusu ve Barbaros konusunda ya da doğal gaz konusunda gerek Sayın Akıncı'nın gerekse Sayın Siber'in çok daha net konuşması lazım. Çok daha net konuşması lazım. Yani çözüme bizi ulaştıracak araçları sağlayacak nedir? Bu araçlar nelerdir? Biz nasıl adım atacağız? Nasıl ezber bozacağız? Nasıl bir yaklaşım sergileyeceğiz? Bunlar olmadan halkta o benzeşmeyi kırmak, o farklılığı üretmek, az önce ifade ettiğim gibi, ve heyecanı, coşkuyu yaratmak çok kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Biz de bu konularda çalışıyoruz. Eminim arkadaşlarımız da Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde bu konularda kafa yoruyorlardır. Bu çok önemli bir konudur diye düşünüyorum. Ancak bir kelime, iki kelime üreterek sevgili Aysu, farklılık ortaya konmaz. Farklılık bir bütünlük arz eden bir konudur. Sizin bir duruşunuz vardır ve siz o duruşunuzla o farklılığı üretirsiniz. Davranışınızla, televizyondaki söyleminizle, meclisteki konuşmanızla vesaire. Yani sadece bir konuda küçük bir açıklama yapmak bir farklılık üretmez kampanyalarda. Çok iyi hatırlayacak olursanız, özellikle biz 2005 Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Sayın Talat'ın kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok güçlü bir kampanya yapmıştık. Ve o güçlü kampanya işte çözümün lideri Sayın Talat vurgusu üzerinden çok başarılı, çok güven verici, insanları kucaklayıcı, toplumu kucaklayıcı bir tavır sergilemişti. Bu merakla bekliyorum tabii önümüzdeki günlerde. Ama bu heyecanı henüz yok, hiçbir şey yok. Göremiyorsunuz. Evet, yani bu elense çekme dışında çok fazla bir şey şu anda yok. Vizyon kitapçıklarında da çok güçlü argümanların olmadığını düşünüyorum. CTP ve Sayın Akıncı arasında zaman zaman polemikler var. Aslında kişisel olarak değil ama Sayın Kutlay Erkin bir yazısı vardı. Onun dışında buna tepkiler oldu. Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Şimdi isimler üzerinde durmak istemiyorum ama genel bir strateji üzerinden olaya bakacağımızda, bakarsak eğer, çözüm güçlerinin karşı karşıya getirecek
herhangi bir çatışma dilinin kullanılmasını doğru bulmuyorum. Onu çok net bir şekilde söyleyeyim. Zaten bu ülkede sıkıntılar var. Zaten büyük bir gerilim var. Zaten vatandaşta, seçmende siyasetten uzaklaşma var. Bunu iyi analiz etmemiz lazım. Bizim sosyolojik analizlere ihtiyacımız var. Yani seçmeni, vatandaşı iyi analiz etmemiz lazım ki ona göre söylem geliştirelim. Bunlar güçlü ve efendime söyleyeyim yani işe yarar çıkışlar olmaz. Hatta ters tepen çıkışlar olur. Buna, bu tür yaklaşımlara çok dikkat etmek lazım. Okudum, CTP'den yazılar oldu, TDP'den yazılar oldu, sosyal medyada oldu. Bunlara hiç gerek yoktur. Burada önemli olan şu, sen Sayın Akıncı ne yapacaksın? Çıkar programını koy ortaya, toplum görsün. Sayın Sibel Sibel sen de koy, diğerleri de koysun ve toplum karar versin. Eğer kalkar da Aysu'nun saçı, Asım'ın bıyığı noktasında birbirimizi yormaya çalışırsak, belki biz günlük çıkar için keyif alırız ama seçmen bundan nefret ediyor, çatışma istemiyor ve bu süreçte daha da onu uzaklaştırırız siyasi iradenin şekillenme sürecinde. Dolayısıyla bunlara ben dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum ve doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. CTP cephesinde durum nedir? Motive görüyor musunuz parti tabanını, parti örgütlerini bu seçime? Şimdi son dönemde bir takım çıkışlar yaşandı Karpaz bölgesi örgütlerinden. İlişkilerimizi askıya aldık dedi. Önce bu askıya aldık söylemi aslında Sayın Ahmet Benli tarafından kullanılmış, öyle bir sürpriz çıkış yapmıştı Sayın Ahmet Benli. Ama iki farklı gerekçe var ortada. Nasıl yorumluyorsunuz? Nedir durum? Şimdi tabii Aysu Hanım, yani bunları sizin programlarınızda da, başka programlarda da, özel görüşmelerimizde de bol bol konuştuk. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin hükümette oluşu aslında başlı başına bir yorucu ve zor bir konu her şeyden önce. Çünkü beklenti çok yüksek. Toplumun her kesiminden beklenti çok yüksek. Bu beklentilerin bir kısmı elbette haklıdır ve eleştirilmelidir hükümette, CDP'de, bizlerde. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Ama yüksek beklenti elbette bunun dışında çeşitli refleksleri de beraberinde getiriyor. Hele siz hükümetteyseniz ve bir seçime giriyorsanız işleriniz daha da zordur. Bu da bir gerçektir. Bu anlamda ciddi bir efor sarf ediliyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi gerçekten Sibel Sibel'in başarılı olması konusunda ciddi bir çaba sarf ediyor. Örgütleri geziyoruz, insanların içerisinde çalışmalar yapıyoruz, arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. En genel anlamda bakıldığında bir sıkıntının olduğunu söyleyemem. Bunu çok net bir şekilde ifade etmek isterim. Çünkü gerçekten Sibel Sibel etrafında bütünleşme konusunda bayağı bir efor sarf ettik ve bunu sağladığımıza inanırım. Ama sağlamak bir yana, çeşitli zamanlarda, çeşitli sebeplerden dolayı sıkıntılar ifade edilmektedir. Bunları da normal karşılarım. Yani bu dönemde bu tür çıkışlar belki yapılmaması gerekir ama hükümette olmanın getirdiği beklentilerin istenilen zamanda yerine getirilmemiş olması ve o partimizde kararlaştırılmış herhangi bir konunun Ahmet Benli olayında olduğu gibi ne yazık ki hükümet tarafından gerektiği zamanda gerektiği şekilde dikkate alınmamış olması. Haklı mı görüyorsunuz? Tabii haklı görüyorum. Elbette kişileri zor durumda bırakıyor. İnsanlarımızı zor durumda bırakıyor ve çeşitli refleksler üretilmesini sağlıyor. Ama parti bütünlüğü açısından bir sıkıntı var mı? Partide bir dağılma var mı? Yok. Partide böyle bir dağılma, bir sıkıntı yok. Parti şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinde başarılı olmayı hedefliyor. Yerel seçimler sürecine göre kıyaslarsanız daha homojen bir yapı olduğunu söyler misiniz partide? Şimdi tabii şunu söylemek isterim. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde her şey güllük gülistanlıktır diyemem. Hiçbir partide eminim her şey güllük gülistanlık değildir. Bugün tüm siyasi partilerimizde sorunlar olduğunu görüyorum. Zaten siyasetteki verimsizliğin ana sebebi de budur. Bakınız muhalefet, ana muhalefet yeterince muhalefet yapamıyor bugün meclise baktığımızda. Üretken değil. Var olanı tekrarlıyor. Diğer anlamda hükümetin partileri de bir gerek biz gerekse Demokrat Parti bu anlamda bizlerde de verimlilik üst düzeyde değildir. Bunu itiraf etmekten kaçmamamız lazım. Az önce de bahsettiğim gibi başka bir bağlamda aslında siyasete olan güvenin azalmasının sebebi de bu verimliliğin olmaması, iç çatışmalar, gayri ciddi açıklamalar,
toplumu iyi okuyamamanın, toplumu iyi anlayamamanın, toplumla iç içe olamamanın verdiği gerilimler, kopukluklar, boşluklar, bunlar giderek bir şey yaratıyor, kırılganlıklar yaratıyor, sorunlar yaratıyor. Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi yani sıkıntıları kendi içinde taşıyor. Parti bütünlüğünü bozmadan biz kendi içimizde bu sıkıntıları zaten çözme niyetimizi ortaya koyduk. Ancak şunu söyleyeyim, elbette en temel sıkıntı, ideolojik olarak bakacak olursak olaya, parti tüzüğüne sahip çıkanlarla parti tüzüğünü bir şekilde zorlayarak değiştirmek isteyen çeşitli kişilerin arasında yaşanan tartışmalar olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi dolayısıyla... Hangi konularda örnek verir misiniz? Ekonomik konularda, sosyal konularda, Kıbrıs sorunuyla ilgili konularda, her konuda. Yani dolayısıyla biz burada partinin kimliğini, varlığını koruyabilmek adına parti tüzüğüne sonuna kadar bağlı kalınması gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa ben de kişi olarak parti tüzüğünden bağımsız olarak çok farklı görüşlere sahip olabilirim. Ama bizi bir arada tutan ana unsur bu tüzükte yazılan ifadelerdir, sosyal programlardır. Cumhuriyetçi Türk Partisi özgürlükten ve eşitlikten yana bir sosyalist partidir. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi sosyal adaleti önde tutar, sosyal yardımları önde tutar, değil mi? Cumhuriyetçi Türk Partisi mağdurun yanında olur. Cumhuriyetçi Türk Partisi adaleti, bu mağduriyeti yükselterek sağlar vesaire vesaire. Şimdi pratiğe bu görüşlerin uygulanması konusunda yaşanan sıkıntılar veyahut sorunların çözümüyle ilgili ortaya koyan yöntemlerde elbette gerilimler ortaya çıkmakta, sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Bu da partiye yansımaktadır. Partiler canlı organizmalardır. Yani bunlar böyle statik ve durağan yapılar değildir. Elbette bu tür tartışmalar olacaktır. Ama şunu net bir şekilde söylüyorum ki partide bizi birbirimize bağlayan ana unsur siyasi programımız ve tüzüğümüzdür. Dolayısıyla ana metin odur, anayasa odur. Kopan bu anayasadan kopacaktır. Dolayısıyla biz birliğimizi farklı bağlamlarda değil, farklı arayışlarda, serüvenlerde, heyecanlarda değil, bu tüzük ve program üzerinde şekillendireceğiz önümüzdeki dönemlerde de diye düşünüyorum. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin halkın beklentisini karşılayan siyasi çizgiye oturması gerekiyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi rastlantısal bir hareket değildir. Cumhuriyetçi Türk Partisi 42 yıldır bu ülkede toplumun beklentisine cevap vermek üzere kendini biçimlendirmiş bir siyasi partidir. Bu da nedir? Sol değerlere sahip, eşitliğe, özgürlüğe, sosyal yardımları üst düzeyde tutan, sosyal adaleti üst düzeyde tutan, Kıbrıs sorununda ciddi anlamda zorlamalar yapan, dirayetli duran, dik duran, halkı özne kılan ve aynı zamanda kendi siyasetinin önceliğini kendi halkında bulan bir partidir. Dolayısıyla bu rastlantısal olmayan realiteyi göz ardı ederek Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin herhangi bir şekilde savrulmasına asla ama asla izin vermeyeceğiz. Bunu sizin aracılığınızla da bir kez daha söyleyeyim. Dolayısıyla herkes bu bütünlüğü korumak adına tüzük ve program etrafında bütünleşmek zorundadır. Ve hatta, bu tartışmalar seçim sonrasında yeniden mi alevlenecek? Elbette tartışmalar olacaktır. Olmalıdır da tartışmalar. Yani tartışmaların olmaması bizi sağlıksız kılar. Biz bu tartışmaların kopmadan, kırılmadan, çatışmadan, birbirimizi üzmeden yapmak istiyoruz ama ana eksenimizden çıkmak istemiyoruz. Bunu çok net bir şekilde herkesin de bilmesi gerekiyor. Yani duruşumuzu asla bozmayacağız ve Cumhuriyetçi Türk Partisi asli rolüne bu toplumda yeniden kavuşacaktır diye düşünüyorum. Seçim öncesinde partizan istihdamlar olduğu yönünde ağır eleştiriler aldı bu dönemde parti. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi şunu düşünüyorum. İki kategoriye ayırmak lazım bu konuyu. Bir tanesi 2009 yılı mağdurları. Benim de bildiğim kadarıyla 2009 yılında Ulusal Birlik Partisi tarafından işten durdurulan pek çok insan vardı. Bu insanların sahiplenilmesi adına işe alınması söz konusu oldu. Şimdi bu işe alınanlar da bunlar arasında olmayanlar da Olmayanların da olduğu söyleniyor. Hı. Ben bu 2009 mağdurlarının işe alınması konusunda herhangi bir tereddüt içinde değilim. Bu insanlar gerçekten çok mağdur edildi. Nerede olursa olsun, kim olursa olsun. Dolayısıyla orada adaletin tesis edildiğini düşünüyorum. Yine aynı zamanda işte kas çalışanları, bu gibi konularda da belli girişimler oldu. Bu da oldukça önemlidir ve hükümetin bu yönde attığı adımlar
takdire şayandır. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim, yani kontrolsüz bir şekilde alınan varsa bunların sonuna kadar karşısındayım. Bunu açık bir net, açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Yani adaleti bozan, eşitliği bozan, fırsat eşitliğini ortadan kaldıran herhangi bir işe alım söz konusu olduysa bunun da sonuna kadar karşısındayım. Böyle bu yönde duyumlar, araştırmanız, bu yönde duyumlar alıyoruz, sorguluyoruz, soruyoruz. Halen devam ediyor bu. Bunun altını çok net bir şekilde söyleyeyim. Bu CTP'ye yakışmaz böyle bir tavır içerisinde olunmuş ise. Özellikle neden Kıptek'e bu kadar istihdam yapıldı? Mağdurların tamamı mı bu alanda ehil kişilerdi gibi bir takım sorgulamalar da yapılıyor ya da neden herkese açık ve adaletli bir yöntemle bu tercih edilmedi? Sınavı kazananların hepsi mi CTP'liydi gibi sorgulamalar var. Yazılı Ayşe çiziliyor Hanım, günlerde tümünün, biliyorsunuz. Tabii tümünün CTP'li olduğuna inanmıyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani CTP'li olan var, olmayan var. Başka partilerden olan var. Bu birinci saptamam. İkincisi, Kıptek'e alınan kişiler ihtiyaç üzerine alınmıştır. Ben Sayın İsmet Hakim'in durup dururken sırf kamuyu Kıptek'i şişirmek adına ya da birilerini istihdam etmek adına oraya işçi alacağını düşünmüyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Ona güveniyorum bu anlamda. Dolayısıyla demek ki belli bir ihtiyaç oldu. Bu ihtiyacın oradan karşılanması lazım. Kıptek'le ilgili bir sorgulama yapılması gerekirse de bunu herhalde en iyi Tarım Bakanımız ve Başbakanımızın yapması gerekir diye düşünüyorum. Partinin şu an itibariyle devam ettirdiği seçim söylemine ilişkin de bir takım eleştiriler oldu. Özellikle cinsiyet eşitliği konusunda bir takım sıkıntılar ya da söylemlerin sıkıntılı olduğu ifade edildi. Bizzat kendi milletvekilleriniz tarafından erkekten âlâ işler yapan kadın ya da hanımefendi ifadeleri veya buna benzer ifadeler çok eleştirildi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum tabii. Yani siyasi reklamcılık konusunda Cumhuriyetçi Türk Partisi gerçekten çok güzel çalışmalar yapmıştır bugüne kadar. 2002'yi, 2004'ü, 2005'i hatırladığımızda özellikle referandum döneminde yaptığımız, benim de kampanya sorumlusu olduğum dönemde ortaya koyduğumuz argümanlar, görüşler gerçekten toplumu ciddi anlamda etkilemiş çalışmalardı. Çok geniş bir kadro ile çalışıyorduk, profesyonel insanlar. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde aslına bakarsanız bu alanda kendini yetiştirmiş bayağı bir kadromuz vardır. Bayağı bir gencimiz vardır, insanımız vardır. Bu diğer partilerden de kendini ayıran önemli bir özelliğidir aslına bakarsanız. Bu gelenek tabii ki son zamanlarda değişerek devam ediyor. Farklı arkadaşlarımız görev almaktadır. Bugün gelinen aşamada çok fazla heyecan verici bir çıkış yapıldığını düşünmemekteyim ben. Yani CTP'nin seçim kampanyasıyla ilgili bahsediyorum. Çok heyecan verici değildir. Ancak rakiplerimizde de herhangi bir siyasi kampanya olmadığını söylemek istiyorum. Yani bugün ne Sayın Eroğlu'nun, ne Sayın Akıncı'nın, ne Sayın Özersay'ın kampanyalarının çok güçlü ve etkili olmadığını düşünmekteyim. Dolayısıyla bu noktada sadece CTP eleştirilecek bir durumda değil. Ama yapılacak hatalara göz atacak olursak, yapılan hatalara elbette yapılabilir. Yani bu şunu söyleyeyim ben, yani yapılmaması gerekir. Bu kadar deneyimli bir partinin, bu kadar geleneği güçlü bir partinin bu tür hataları ortaya çıkarmaması gerekir. Ama burada tabii Sayın Sibel Sibel'i bağlayan bir durumun olmadığını düşünüyorum bu yapılan yanlışlıkların. Düzeltilmesi gerektiğini yani inanıyorum. Yani seçim kampanyasını yürüten ekibin hatası olarak mı yorumluyorsunuz bu dili? Ayşe Hanım, burada yani ben kişi X kişi Y kişi noktasında bir yorum yapmak istemiyorum. Ancak burada tüm sorumluluk CTP Merkez Yönetim Kurulu'ndadır. Ama anlaşıldığı kadarıyla toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında biraz siz de sıkıntılı görüyor musunuz? Hayır, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda partimiz çok iyi çalışmalar yaptı ve yapmaya devam ediyor. Yani bugün de 8 Mart'ta kullanılan dili evet tabii ki tabii ki tabii, yani bizim inançlarımız, değerlerimiz açısından baktığınızda elbette yani daha dikkatli olunması gerekiyor. Buna daha dikkatli olunması gerekiyor diye düşünüyorum. Şunu söyleyeyim son olarak, yani bu konuda dediğim gibi CTP'de ciddi bir kadro vardır. Önemli olan bu kadroyu
görevlendirebilmektir, yönetebilmektir, aktif edebilmektir, kimseyi dışlamamaktır. Kimseyi dışlamamaktır. Dolayısıyla eğer bu sağlanabilse Cumhuriyetçi Türk Partisi çok çok daha iyi bir işler yapabilir. Ancak şu anda yürütülen bir çalışma vardır, bir ekibimiz vardır. Onlar çalışmalarını yürütecekler. Biz de onlara yardımcı olacağız. MYK'nın bu eleştirileri dikkate aldığını düşünüyor musunuz? Yani mutlaka almak durumundadırlar. Yani biz de yapıyoruz, başka kişiler de yapıyor. Parti içinde zaten bu konular enine boyuna tartışılıyor. Dolayısıyla eminim dikkate almak durumundadır arkadaşlarımız. Peki gelelim biraz daha ülke gündemine. Türkiye Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ekonomik programla ilgili bir takım mesajlar verdi. Ve ekonomik programla büyük bir başarı elde edildiğine işaret etti açıklamalarında. Ne düşünüyorsunuz? Ben de bugün basından okudum Sayın Akça'nın açıklamalarını. Doğrusunu söylemek gerekirse hem üzüldüm hem de şaşırmadım. Şaşırmadım çünkü ilk kez bu üslupta açıklama yapmıyor Sayın Akça. Üzüldüm çünkü yani işte bağımsızız diyoruz. Kendi kendimizi yöneteceğiz diyoruz, yönetiyoruz diyoruz. Kardeş ülke, büyük ülke Türkiye bize katkı yapıyor diyoruz. Ama günün sonunda Türkiye'nin buradaki büyükelçisi kendisini icranın başındaki kişi gibi konumlandırıp açıklama yapıyor. Özellikle kaynaklarla ilgili söyledikleri, evet, onu ayrıca yani, soracaktım. Yani içeriğine baktığımızda kendisi icranın başındaki kişidir. İyi yapılanlar vardır, yapılamayanlar vardır. İyi yapılan çalışmalar ve ekonominin gelişmesiyle ilgili atılan adımlar kendileri sayesinde yapılmıştır. Kötü yapılanlar ve yapılamayanlar da işte bu insanların, bu yönetimin başarısızlığıdır. Şimdi bu büyükelçilik değil Aysun Hanım. Bu siyasettir. Yani bu şekilde bir diplomatik dil kurulamaz. Bunu ister samimiyete indirgeyelim, ister dostluğa, hiçbir şeye sığmaz. Burada bir zorlama vardır, bir yetki zorlaması vardır diye düşünüyorum. Tabii burada buraya okuduğum metni okuduğumda çok enteresan saptamalar vardır. Örneğin birinci saptama çok ilgimi çeken, yüksek öğrenim ve turizm konusunda diyor, artık bundan sonra yolumuz bu yoldu. Bunu geliştireceğiz ve bunun üzerine çalışacağız. Bunu izin versin de bu ülkenin hükümeti karar versin. Bu hükümetin programına bakılsın. Bu hükümetin programına referans yapılsın en azından. Yani bu Sayın İbrahim Akça'nın ve yardım heyetinin ve büyükelçiliğin uhdesinde olmasın. Bu Sayın Başbakan'ın Kıbrıs Türk insanının iradesini temsil eden kişilerin ortaya koyduğu görüşler olsun. En azından bu yönde bir saygıyı hak etsin Kıbrıs Türk halkı. Bu bana çok enteresan geldi. Bu önceliklerin saptanması. Kaynaklar konusu çok enteresan. Yani üç çeşit kaynak var diyor işte. Bir tanesi diyor bütçe açıkları ile ilgili. Bir tanesi altyapı yatırımı ve reel sektörü destekleme diyor. Altyapı yatırımları ve reel sektörü destekleme ile ilgili kaynaklar diyor bizim kontrolümüzdedir. Onları biz denetliyoruz, gerekeni yaparız diyor. Orada bir problem yok. Türkiye'de denetliyor diyor o alanı diyor. Ama diğer taraftan diyor işte parayı veriyoruz Maliye Bakanlığı cari açıklar için diyor. Fakat ne olduğunu bilmiyoruz diyor. İzleyemiyoruz diyor. Bu ciddi bir olaydır ve bunda değerlenmesi gerekir falan diyor. Şimdi yani bunlar kamuoyu önünde konuşulacak ve açıklanabilecek şeyler değil. Bu konuda Sayın Akça'nın kendi kişisel kapasitesi bağlamında deneyimleri ve bilgisi olabilir. Buna Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Türk yönetimi, hükümeti saygı duyar. Ama bunu bir tahakküm dili ile aktarmak inanın huzursuzluk yaratıcı, rahatsızlık yaratıcı bir noktaya bizi iter. Dolayısıyla bu tür yaklaşımların daha dikkatli bir şekilde ifade edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ekonomik programın bir büyüme programı, bir kalkınma programı olmadığını söylüyor. Bu bana çok enteresan geldi. Biliyordum, daha önce de okumuştum bunu. Doğru da büyüyen kim? Bunu sorgulamak lazım. Yani bu ülkede ithalata dayalı bir ekonomik program uygulanıyor. Yani burada Sayın Akça'nın anlattıklarından Kıbrıslı Türkler yine üretmesindir. Kıbrıslı sanayici dükkan kapatsın, Türkiye'den mal getirsin, burada satsındır. Yani tabii dövizdeki bugünkü yükselişle aynı zamana denk geldi. Bu açıklamalar birçok gazetenin sayfasında yan yana yer buldu. O da enteresan bir fotoğraf yarattı.
Şimdi dünyada da pek çok gelişme yaşanıyor bu ekonomik konularla ilgili olarak. Bu tabii bir anlayışı temsil ediyor. Yani bizim neoliberal anlayış dediğimiz sadece kemer sıkma üzerine kurulu ve büyümeyi hedefleyen ama büyümeden de sadece şeyin yapının az bir kısmının beslendiği bir sistemdir bu. Dolayısıyla yani bu sistemin zaten bizde bir üretim getirmediğini, yani bir verimlilik sağlamadığını çok net bir şekilde gördük. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde bunun gelişmesi, geliştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. İşte göç yasası böyle bir mantığın ürünü olarak ortaya çıktı. Ya da bugün mecburen kamu sektöründe bile bir taşeronlaşma söz konusudur. İstenilmeden yapılan, hiç teşvik edilmeyen, hiç benimsenmeyen ama yine bu sistemin dayattığı zorlamalar sonunda bir devleti, bir hükümeti bir şirket gibi yönetme anlayışının yaratmış olduğu tahribatlardır bunlar, sonuçlardır. Dolayısıyla burada yapabilecek bir şeyimiz yok. Çünkü çok alıştık. Sayın Akça bunları yapıyor, açıklamaları yapacaktır bundan sonra. Hükümet kanadın bu rahatsızlıkları taşıyor mu size göre? Doğrusunu söylemek gerekirse taşıması gerekir. Yani ben hükümetle bu bağlamda bir şey konuşmadım ama hükümet demek halkın iradesini belli bir program çerçevesinde temsil edip uygulamaya sokan unsur demektir, güç demektir. Şimdi bu iradeyi başka bir odak belirliyorsa, etkiliyorsa, yönlendiriyorsa, kamuoyu üzerinden bir şekilde etkide bulunuyorsa bu rahatsız olunmayacak bir konu değildir diye düşünüyorum. Ancak bu tür açıklamaları diyaloglarla çözmek, bu tür sorunları ortadan kaldırmak ve krize de sebebiyet vermemek oldukça önemlidir. CTP bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak mı? Bu konuda bir herhangi bir bilgim yoktur. Benim duruşum size aktardığım gibidir. Ama farklı görüşler olabilir mi diyorsunuz? Yani olabilir tabii. Olabilir tabii elbette. Yani zaten ekonomik protokolün de hatırlarsınız ben geçmiş yıllarda iyileştirilmesi, ele alınması, değiştirilmesi gerektiğini savunanların başında geliyordum. Bunu birebir uygulamamız gerektiğini savunanlar da vardır. Dolayısıyla mutlaka farklı görüşler olacaktır. Sonuçta değiştirelim mi, aynı mı kalsın derken program kendini tamamladı. En azından süre olarak. Şimdi evet. Bir yenisi hazırlanacak. Şimdi bu tabii çok önemli bir dönem. Bu konuda sizin parti olarak bir çalışmanız var mıdır? Hükümete vereceğiniz bir takım öneriler var mıdır? Ya da herhangi bir şekilde teknik seviyede bu çalışma hükümet nezdinde başlatıldı mı? Ne düşünüyorsunuz? Aysu Hanım, şimdi ben tabii beni konumlandırırken partinin yöneticisi olarak konumlandırmayın lütfen. Ben bir milletvekiliyim günün sonunda. Partinin eski yöneticisiyim. Şu anda partimizin bu yönde bir çalışma yapıp yapmadığını inanın bilmiyorum. Yapıyor olmaları gerekir. Hükümetin bazı üniversitelerde bu yönde çalışmalar yaptığını işittim. Ancak şu anda elimde bir veri yok. Bu konuda çaba sarf eden, kafa yoran kuruluşlar vardır. Esnaf örgütleri olsun, çeşitli odalar olsun, kafa yoruyorlar, çalışıyorlar. Fakat burada esas olan şudur, herhangi bir münferit görüşü ileriye sürmek değildir mesele. Burada total bir sistem sorunuyla karşı karşıyayız. Biz Kıbrıslı Türkleri nasıl bir ekonomik modelle geleceğe taşıyacağız? Esas soru budur. Bu sorunun yanıtlanması ve buna bağlı olarak sektörlerin geliştirilmesi gerekiyor. Bugün evet ülkede belli bir rahatlama olmuş olabilir, kısmi bir rahatlama olmuş olabilir. Ama bugün ülkede ekonomik pastada ciddi bir iyileşme yok. İşte büyümenin %1 olduğu söyleniyor. Sayın Akça hayır diyor, %3-4'tür büyüme. Ben gelmeden Devlet Planlama Örgütü Başkanı'nı aradım, konuştum. Biz diyor şeyimizin arkasındayız, iddiamızın arkasındayız. Dolayısıyla istediğimiz hedefe ulaşabilmek adına bu oldukça önemlidir. Ancak başka bir şey daha vardır. Üretimden koparılmış bir toplum kendi kimliğini de kaybeder. Üretimden koparılmış bir toplum kendi varoluşuyla da ilgili problem yaşar. Dolayısıyla biz Kıbrıslı Türk olarak bu topraklara tutunmaya çalışan insanlar olarak sadece kısmi bir ekonomik büyüme ile yetinemeyiz. Biz sosyal gelişme ile, kalkınmayla ve aynı zamanda belli sektörleri gelişerek toplumsal varlığımızı geliştirmekle de mükellefiz. Böyle bir sorumluluğumuz vardır. O yüzden Kıptek'in satılmaması ve kendi kendine yeten özerk bir sistemin orada kurulması Kıbrıslı Türkler için
çok önemlidir. O yüzden Kıbrıslı Türklerin üretimden koparılmaması, sanayicilerin desteklenmesi, yerli üretime katkı yapılması çok önemlidir. O yüzden tarım ve çiftçinin bu ülkeye yetecek şekilde ve geliştirilecek şekilde önemsenmesi çok önemlidir. Yani akılda şu anda benim gördüğüm kadarıyla hükümetin de zorlandığı konu da, tamamen bir ithalata dayalı bir ekonomik strateji üzerinden Kıbrıs Türk ekonomisinin yeniden biçimlenmesi söz konusudur. Bu bir dünyada trenddir. İşte bu trende başkaldırılar vardır. Çünkü bu giderek anomalileri kendi içerisinde üreten bir modeldir. Nedir bu anomalilerde? Çünkü ülkedeki küçük zümrenin giderek çok daha fazla zenginleşmesi ve halkın genelinin ekonomik pastadan az bir kısmını almasına yol açmaktadır. Bu krizlere sebebiyet vermektedir. İşte Yunanistan örneği, başka ülkelerdeki örnekler vesaire vesaire. Tüm bunlar aslında çok öğreticidir. Yani bunları böyle okuduğunuzda, makaleler aldığınızda, değerlendirdiğinizde çok iyi anlıyorsunuz neyin ne olduğunu. Dolayısıyla biz küçük bir toplumuz. Bizim ölçeğimiz çok küçük. Biz dayatma paketlerle, Kıbrıs'ı Türkleri huzursuz yapacak konularla boğuşmak istemiyoruz. Biz Kıbrıs sorunundan koparılmış herhangi bir ekonomik modelin gelişemeyeceğini düşünen insanlarız. Bakın Sayın Akça pek çok şey söyledi. Aradan baktım, ekonomik konularla ilgili Kıbrıs sorununu göz ardı ediyor. Yani sanki turizmi geliştireceğiz dediğinde kumar sektörü dışında turizmin gelişme ihtimali varmış gibi konuşuyor. Halbuki yoktur. Hem yoktur, neden yoktur pardon? Çünkü işte buraya ambargo vardır, uçaklar inemiyor, şudur budur falan filan. Yani tüm bunları çok çok iyi analiz etmek lazım, çok çok iyi görmek lazım. Kıbrıs sorununu ötelememek lazım. Kendi kendimizi sanal bir dünyanın içerisine hapsetmememiz lazım. Gerçekleri konuşmaktan kaçmamamız lazım. Ben Kıbrıslı Türklerin gerçekleri duymak istediğine inanıyorum. Ne zaman ne kadar çok gerçekler konuşursa Kıbrıslı Türkler de siyasete o kadar prim verecekler. Kıbrıslı Türkler de siyasete o kadar çok güvenecekler. Yani artık mecliste yaşadığımız bu politika komedisinden bizler de işin içindeyiz ve biz de artık sıkıldık bu komediden. Kıbrıslı Türkler de ciddi anlamda sıkılmışlardır diye düşünüyorum. Kıbrıs sorununda da yeterli performansı gösteremediğini söylüyorsunuz. Sadece CTP kanadından değil, aynı zamanda bütün çözüm güçleri noktasında bütün çözüm bir takım eksiklikler olduğunu tabii ifade ediyorsunuz. Şimdi tabii müzakereler durdu. Nisan'da seçimlerin sonrasında yeniden başlayabilme ihtimalinden bahsediliyor. Özellikle Navtex'in süresi Nisan'da doluyor, bunu biliyoruz. Rum tarafında Eni şirketinin de çalışmalarını askıya almasıyla beraber masanın yeniden kurulabileceği üzerinden bir ara formül bulunabileceğinden bahsediliyor. Yeni gelen bilgiler bu yönde. Ama Türkiye'nin bu Navtex ısrarını nasıl yorumluyorsunuz ve müzakere masası kurulduğunda yeni süreç size umut vaat ediyor mu? Nasıl yönetilmesi gerekir? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii ben yani Nisan'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra herhangi bir görüşme sürecinin verimli bir şekilde başlayacağına inanmıyorum. Neden? Eğer zorlanırsa sembolik görüşmeler olabilir. Ya yani kazanacak olan Cumhurbaşkanı'yla. Nedeni şu, çünkü Haziran'da Türkiye'de genel seçimler vardır. Ve Türkiye'nin Kıbrıs sorunu üzerindeki etkisi yüksektir. Ve Kıbrıslı Rumlar da bunu çok iyi bilmektedir. Haziran ayı geçtikten sonra Temmuz, Ağustos yaz aylarıdır. Ardından Eylül ayı gelir ki genel kurul vardır New York'ta, BM genel kurulu. Süreç Ekim'e sarkacaktır. Yani çok açık bir şekilde bunu görebiliriz şu anda. Dolayısıyla Kıbrıs sorununda kısa vadede büyük hamleler yapmak mümkün değildir. Elbette bazı sivil diyaloglar, arayışlar, temaslar var. Bunları biliyoruz. Türkiye ile Rum kesimi arasında, Kıbrıslı Türklerle Rum kesimi arasında, Kıbrıslı Türklerle Türkiye arasında var. Böyle bir diyalog zinciri var. Bir yerlerde konuşuluyor. BM aslında devrede, taraflar devrede, bir çaba içerisindeler. Maksat da ne yapacağız? Bir kilitlenme yaşanıyor konusudur. Dolayısıyla bu çabanın devam edeceğini ben düşünüyorum. Seçilecek Cumhurbaşkanı'nın performansı
ile çok fazla ilgili olmadığını düşünüyorum. Hemen müzakerelerin başlayıp başlamayacağı meselesini. Bunu daha da iyi yönetme ihtiyacı isteyecektir. Yani yeni kazanmış bir kişi ise hele elbette oturacaktır ve düşünecektir. Ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Ne zaman görüşebilirim? BM ile görüşecektir. ABD ile, diğer güçlerle, AB ile görüşecektir. Dolayısıyla çok kolay değil böyle hemen Nisan'da müzakere sürecinin başlaması diye düşünmek mümkün. Şimdi tabii hata üzerine hatalar yapıldı bu süreçte. Şu anda Sayın Eroğlu böyle sütten çıkmış ak kaşık mizanseni bize çiziyor. Sanki müzakerelerde gerçekten kendisi gayet başarılı bir yapıcı arzuyla çaba göstermiş gibi. Halbuki böyle bir durumun olmadığını tutanaklardan okuyabilirsiniz. Eğer başarılı olmuş olsaydı Sayın Eroğlu, Sayın Cumhurbaşkanı, en azından çok basit bir mantıkla size şunu söyleyeyim. Sayın Özersay aday olmazdı. Sayın Özersay niye aday oldu? Kişisel ikbali için mi aday oldu? Hayır. Anladığım kadarıyla, okuduğum kadarıyla Kıbrıslı Türklerin daha iyi hizmet alması, Kıbrıslı Türklerin daha iyi temsil edilmesi. Aynı dünya görüşü çerçevesinde konuşuyorum ikisinin. Niye aday oldu? Demek ki birlikte çalıştığı kişinin başarılı olmadığını, eğer kendisi seçilirse, müzakereci değil de Cumhurbaşkanı olursa, toplum lideri olursa çok daha verimli çaba sarf edeceğini ortaya koyduğu için. Yani bu bağlamda Sayın Özersay'ın adaylığı başlı başına Sayın Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun başarısızlığının çok net bir şekilde göstergesidir. Müzakereler bağlamında konuşuyorum. Kıbrıs sorunu bağlamında konuşuyorum. Dolayısıyla Navtex konusunun da özellikle Kıbrıslı Türkler tarafından, Kıbrıs Türk yönetimi tarafından iyi yönetilemediğini düşünüyorum. Neden? Yani Kıbrıs Türk yönetimi Kıbrıs Rumlarla Türkiye arasında resmi temas kurabilen yegane ara kesittir aslında. Her iki tarafta, işte bir tarafta toplum lideri olarak konuşuyor, bir tarafta da Cumhurbaşkanı olarak, iki kardeş devlet olarak konuşuyor. Dolayısıyla Kıbrıs Rumların doğalgaz arama girişimlerini yaratacağı güvenle, girişimlerle, diyaloglarla engelleyebilecek yegane kişi Sayın Eroğlu'ydu. Sayın Özersay'dı keza. Sadece Sayın Eroğlu değil, aynı zamanda Sayın Özersay'dı da. Bir taraftan Türkiye'ye bazı görüşler üreterek, birlikte çalışarak, bir taraftan Sayın Anastasiadis'e belli telkinlerde ve görüşlerde bulunarak. Ancak ortada, masada o kadar ciddi bir güven bulalımı var ki, Sayın Özersay Eroğlu ikilisi ile Anastasiadis Mavrianis ikilisi arasında o kadar ciddi bir güven bunalımı var ki herkes bildiğini okuyor, bildiği hamleyi yapıyor. Dolayısıyla Kıbrıs Rumların doğalgaz 9. parselde doğalgaz arama ya da sondaj girişimleri engellenemedi. Bu yönde ciddi bir aktif politika, bir diplomasi sağlanamadı. Oysa ki çok net hatırlıyorum Sayın 2. Cumhurbaşkanı Talat ile Hristofias arasında da aynı kriz yaşanmıştı. Ve ortadaki güven dolayısıyla Sayın Talat çok ciddi bir hamleyle o zamanki girişimi engellemiş ve Hristofias'ı müzakere masasına oturtmuştu. Şimdi siz karşınızdakine eğer güven vermezseniz o kişiyi etkileyemezsiniz. Bu kişisel ilişkilerimizde de böyle. Yani bunu biraz Anastasiadis'in tavrının sorumluluğunu Sayın Eroğlu'na da yüklüyorsunuz. Yüklüyorum, evet. Bunu daha önce de ifade ettim. Böyle düşünüyorum. Günün sonunda Anastasiadis'in bu yanlışı, bu işleri daha da karıştıran ve zorlayan girişimi, biraz da özellikle bölgede Türkiye'nin sıkıntılı olduğu ülkelerle ittifak arayışı Türkiye'yi de bu noktada bazı hamlelere yöneltmiştir. Bu hamleler içerisinde bu Navtex ilanı şu anda en büyük gerilim sebebidir. Yani Barbaros herhangi bir sıkıntı yaratmamaktadır Kıbrıslı Rumlar için. Esas mesele Navtex'tir. Çünkü Navtex ilanını kendi münhasır ekonomik bölgesine müdahale olarak, egemenlik ihlali olarak kabul ediyor. Eğer bu ihlali kabul ederse, kendisi bu ihlale razı olursa Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, tırnak içinde söylüyorum, diğer alanlardaki egemenlik haklarına da olası bir sınırlama getirilme endişesi gerilimi daha da artırmıştır. Ben Navtex ilanının, gerekli bir girişim olmadığını düşünüyorum. Navtex olmasaydı en azından Kıbrıslı Türklerle Rumlar arasındaki ilişkilerin bu noktada gerilmeden ve Türkiye'nin
bölgedeki güvenini de bozmadan devam edebileceğini düşünüyordum. Sevgili Aysu, şunu çok net bir şekilde her zaman ben söylüyorum. Kıbrıs Rumlar çözümsüzlük koşullarında da çözümle birlikte de Türkiye ile dost olmak zorundadırlar. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak zorundadırlar. Geçmişte yaşadığımız travmaları yüzleşerek, konuşarak, işbirlikleri yaparak, ortak çıkar grupları sağlayarak, ekonomide, siyasette, farklı alanlar, işbirliği, spor zaten yapıyorlar diyeceksiniz, geliştirmek lazım. Bu kaçınılmazdır. Türkiye bu bölgenin en büyük ülkesi. Türkiye çok güçlü bir ülke bu bölgede. Üstelik güney sahillerine baktığınızda en büyük sınırı olan ülke. Şimdi bu kadar büyük bir hakimiyeti olan ülke, bir ülkeye karşı bu tür refleksler hem gayri ciddi bulunur, hem çok fazla dikkate alınmaz, hem de yani birazcık işin ciddiyetini bozar. Bu şey yeni var, Yunan sözcüsü, Başbakanı Tsipras'ın açıklaması güçlünün daha küçük olanı, daha güçsüz olanı ezme girişimi olarak tabii yani hukuken elbette böyle bir ezme girişimi olmaması gerekir. Yani hukuk eşitliği sağlayan ana unsurdur. Dolayısıyla bu sağlanmaması, yapılmaması gerekir. Ancak sözcü Christodoulos, yanlış söylüyorsam uyarın beni, Christodoulos'un bir açıklaması vardır. Ben de kullanıyordum bunu. Çok hoşuma gitti tekrarlaması. Diyor ki, yahu diyor en azından bir haritayı çıkarıp bakalım diyor. Koskoca bir Türkiye var önümüzde diyor. Biz de Kıbrıs olarak şurada kalırız diyor. Tabii ki iyi ilişki kurmalıyız diyor. Yani biz diyor burada süper güç değiliz diyor. Nasıl bir çatışma anlayışıyla diyor Türkiye'ye karşı bu yönde adımlar atabiliriz diyor falan. Yani dolayısıyla olaya geniş açıdan baktığımızda elbette Türkiye'nin bölgede kendine karşı bir ittifakın oluşması girişimine refleks göstermesi, tepki koyması anlaşılır bir şeydir. Fakat ihtilaflı bir alandayız, problemli bir alandayız. Sayın Eroğlu diyor ki adada barış vardır ama çözüm yok. Adada ne çözüm var ne barış vardır. Bu adada ateşkes vardır. Bu adada binlerce, on binlerce asker vardır. Bu askerlerin görünmez oluşu varlıklarını bize yok saydırmaz. Dolayısıyla biz adanın bütünlüğü için mücadele ederken ve Türkiye'nin bölge halklarına güven telkin eden, güven veren bir ülke olarak konumlanması açısından da sorumluluk üstlenmesi gereken insanlar, toplum olarak da bu tür gerilimlere sebebiyet vermemek, bu noktalarda önleyici tedbirler almak gerekiyor. Ama dediğim gibi masada ne yazık ki Sayın Eroğlu'nun Rum tarafına hiçbir güven vermemiş olması bu gerilimi daha da artıran unsur haline geldi. Tam tersine bu gerilimden kendisi siyaseten de rant sağlamaya çalışıyor. Türkiye'den bu süreçte bir adım bekliyor musunuz? Seçimlere vurgu yaptınız ama Kıbrıs konusundaki siyaseti bağlamında bir süreci ileriye atabilecek bir adım bekler misiniz Türkiye'den? Yani sonbahara kadar beklemiyorum Aysu Hanım. Çünkü dediğim gibi yani zaten Türkiye şu anda bayağı sıkıntılı günler geçiriyor. Seçimde çok önemli süreçler geçiriyor. Türkiye'deki seçimlerde mi? Yani Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Özellikle bu Türkiye'deki çözüm süreci, HDP ile AKP arasındaki tartışmalar, diyaloglar, PKK unsuru, Kürt sorunu çözülme süreci falan oldukça hassas, oldukça dikkatli bir süreç. Herkesin konsantrasyonu orada. Bu çözüm süreci başarıya ulaşmadan Kıbrıs sorunu başarıya ulaşmaz yorumları yapılıyor. Yok öyle bir kategorizasyon yapmıyorum ama şunu söylemek isterim ki Türkiye'nin şu anda Kıbrıs sorunuyla ilgilenecek bir durumunun pek fazla olmadığını düşünüyorum. Olsa olsa bürokratik düzeyde kişilerin konsantrasyonu buradadır. Onun dışında Türkiye tamamen kendi özel sorunlarını çözmek ve seçimlere hazırlanmak üzere bir çalışma içerisindedir. Ben iyi izlemeye çalışıyorum. Türkiye'deki gelişmeleri çok hassas, sıkıntılar içinde barındıran çok önemli bir kavşakta Türkiye. Çok dilerim ki gerçekten gerek Türkiye halkları için gerek bizler için bu virajı çok iyi geçer ve Türkiye daha da demokratik, daha da özgür bir ülke haline dönüşür. Kürt insanların bu kadar zamandır mağdur olduğu haklarına kavuşması yeni bir anayasayla sağlanır.
Gerçekten gönülden temenni ettiğim konulardır bunlar. Türkiye çok önemli bir ülke. Coğrafik olarak da çok önemli bir ülke. Bizim de çok sevdiğimiz bir ülke. İnsanlar. Dolayısıyla onların mutluluğu, onların daha özgür, daha eşitlikçi, daha refah içinde yaşaması bizim de en çok arzuladığımız bir konudur diye düşünüyorum. Seçim tahmininiz var mı? Çok kolay değil ama ben HDP'nin %10 barajını geçeceğini düşünüyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. HDP şu anda Türkiye siyaseti içerisinde ana muhalefet görevini neredeyse üstlenecek denli etkili çıkışlar yapmaktadır. HDP sadece Kürtlerin partisi değil Türkiye'de. Artık HDP Türkiye'deki pek çok soruna dahil olmaya çalışan, çaba gösteren bir parti. Bu anlamda da çok enteresan bir dönem yaşayacağız. Belki buradan söylemek için erken ama eğer tek başına AKP hükümeti kuramazsa bir AKP-HDP koalisyonu bile uç bir nokta olmakla birlikte düşünüle... Tek başına kuramayabileceğini mi düşünüyorsunuz? Tartışmalar AKP'nin? Var bu yönde, tartışmalar var. HDP'nin barajı geçmemesi durumunda daha da kötü bir nokta olur. Ben Türkiye'nin daha da demokratikleşmesi adına başkanlık sisteminin değil, demokratik sistemini iyileştirilmesi yönünde görüş üretenlere yakınım. Kullansanız oy kime verirsiniz? Çok kolay değil çünkü burada bir siyaset yapan bir kişiyim. Birebir görüşlerimi temsil eden herhangi bir siyasi parti var mı yok mu çok emin değilim. Ama bir vatandaş olsam ve Türkiye'de yaşıyor olsam gözüm kapalı HDP'ye oy veririm. Evet, bu da bir manşet cümle olur herhalde. Teşekkür ederim. Buradan AKP'den aday olma gibi bir de trend var. Programın sonuna çok yaklaştık ama bu konuda da görüşünüzü almak istiyorum. Farklı görüşler var, doğru bulmayanlar var. Gerçekleşmesi halinde Kıbrıs'ı bu kadar yakından tanıyan insanların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmasının bir avantaj olarak kullanılabileceğini düşündüğünü söyleyenler var. Sizin görüşünüz nedir? Doğrusunu söylemek gerekirse... HDP'den aday olur musunuz siz de? Yok, herhangi bir partiden aday olmam. Ben kendi halkımın temsilcisi olmayı, kendi toplumumun temsilcisi olmayı her zaman tercih ederim. Demokrasi anlayışı gereği elbette bu adaylıkları doğru karşılamıyorum. Hukuken hak tanınmış olsa da herhangi bir çift vatandaş olan kişiye Türkiye'den efendime söyleyeyim aday veya aday olmasını ama demokrasi anlayışı gereği Kıbrıs'ı Türklerin temsiliyeti bağlamında doğru bulmuyorum. Bunu yanlış buluyorum her şeyden önce. Burada asıl olan Kıbrıs'ı Türklere sahip çıkmaktır. Kıbrıs'ı Türklerin haklarını korumaktır. Onları geliştirmektir. Onlar için kafa yormaktır. Onlar için çaba sarf etmektir. Ben seçilirim de Türkiye Meclisi'ne girerim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve orada Kıbrıs'ı Türklere katkı yaparım. Bu yani ciddi bir argüman değil diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir şekilde siyaset bu şekilde arkasının geleceğine bir işaret olduğunu düşünüyor musunuz bunu? Başka kişilerin de mi aday olma ihtimali üzerinde soruyorsunuz? Evet, hani olabilir mi, devam edebilir mi? Bir siyasette yeni bir döneme işaret gibi yorumlanabilir mi? Yoksa münferiden bir yani hareket burada gibi karar verici, size? Burada karar verici Kıbrıs Türk halkıdır ve Kıbrıs'ı Türklerin bu tür bir eğilime sıcak bakabileceğini düşünmüyorum. Kıbrıs'ı Türkler kendi haysiyetini, kendi onurunu korumak adına kendileri için çalışan milletvekillerine, siyasilere ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla yani başka arayışlarla Kıbrıs'ı Türklere ya da Kıbrıs'ı Türklerin ağzına bir parmak bal çalma arayışları ciddi arayışlar değildir. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sayın Asma Kansör değerlendirmeleriniz için kolay gelsin diyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size. CTP Birleşik Güçler Milletvekili Asma Kansör ile birlikteydik. Günün getirdiklerini bugün de tamamladık. Sayın seyirciler yarın 15.30'da yeniden burada olacağız. Hoşçakalın.